Tabii ki kızım olsa ben de Alex'e veririm yazmış arkadaş. Bence yani. Orada kıza sormak lazım verileceği insanı. Evet. Bu dünyada kızları kendi haline bırakmak lazım. Bir şeye gülmeyi mutluluk zannediyor. Ben mesela Cem Yılmaz'a gülüyorum ama o arada mutlu muyum bilmiyorum. Halbuki sal bera der kendine, başver rahat ol ya. Cem Bey de oldukça rahat ve sakin konuşuyor. Asabi zannedilen birisiyim, öyle değilimdir. Cem abi duygusal bir insan. Ama herkes öyle. Soykırımlar, savaşlar ve dünyanın güç sahipleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Boyları devrilsin dedin. Hatta mümkünse boylarını devirmeye çalışalım. Milli takım gibi bir üst kimliği temsil eden birisinin hallerine dikkat etmesi, kesin yapmaması gereken bir şeydi. Okan Buruk, sevinmeye abartmayalım dedi. Mesela bu da aslında bir mahalle baskısı. Ben kutuplaşmamış bir Türkiye hatırlamıyorum. diye filan gülerler. Cem abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Hasan Hüseyin. Bir Derdim Var'ın yeni bölümünde karşındayız. Önemli sorular var. Seyircilerden derinliği artan sorular gelmeye devam ediyor. Başım belada diyorsun. Evet. Geçen hafta seni köşeye sıkıştırdık biraz Hacı Malek Smiler'den. Evet. Bu hafta da onlar biraz sürecek. Öyle bir tek cevaplar sürecek. Biz hatta hazırız. Bir tane Eren'de bir yorum var. İstersen onu oku. Evet. Torbadan yani, çekmeden onunla başlayalım. Onu yeni yazmış arkadaş. Şey yazmış da işte Alex mi Hacı mi sorusuna Alex derseniz futbol bilginizi sorgularım. Tabii ki kızım olsa ben de Alex'e veririm yazmış arkadaş. Ha, Alex mi Hacı da Alex derseniz mi? Evet. Biz ne dedik? Alex'in başka yanlarından dolayı Alex'i önde tuttunuz birazcık ama Alex kızmış değil. Alex daha iyi futbolcu demedik. Bence yani. Orada kıza sormak lazım verileceği insanı. Evet, yani belki hiç futbolla ilgilenmeyecek. Hacı mı Alex mi derken benim hatırladığım şöyle bir şeydi. Çalıştığım iş yerindeki gazeteci büyüğümüzün kızı store'dan ilk Ali Güneş formasını almış küçücük çocuk olabilir. Bu dünyada kızları kendi haline bırakmak lazım. Babaların rotasına işte Hacı Malek ismi tartışmalara, ikilemlere sokmamak gerekir diyerek ilk şeyimi çekeyim mi? Başlayalım. Evet. İlk topumuzu yine bir geleneksel bir durum olarak en alt ortadakini şuradan elimi sokarak alıyorum. İshak Samet Çelebi arkadaşımızın sorusuyla başlıyoruz. Cem abi merhaba. Seni yıllardır severek takip ediyorum. Futbola genel anlamda, hayata ise az da olsa bakış açım senin sayende değişti. Öncelikle bunun için sana teşekkür etmek istiyorum. Yıllardır bu konulara dair konuştuğunu pek hatırlamıyorum. Ancak yine de sana bir soru sormak istiyorum. Soykırımlar, savaşlar ve dünyanın güç sahipleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Boyları devrilsin denir. Bu işte dünyanın güç sahipleri, soykırımlara, savaşlara yol açan insanların, çocukların, canlıların, ağaçların bu dünyada artık yaşamaz hale gelmesine yol açan, dünyayı ele geçirmeye çalışan jokerler. Joker değil mi o? Batman'deki Joker. Evet. Evet. Joker değil mi? Böyle karakterli insan. Ki onlar genellikle o sinemadaki kötü karakterler dünyadaki gerçek karakterlerden alınmış kişilerdir. Bizim oralarda öyledir. Ölsün denmez mesela. Değil mi? Hem bilirsin yani. Ölsün aynen denmez yani. Beddua sayılmıyor anladığım kadarıyla şey. Boyu devrilsin. Anneannemin de sık kullandığı bir Karadeniz şeyiydi. Bu yayını izleyen herkes buna benzer bir niyettedir. Olumsuzluklar üzerine konuşmaya gerek yok. Boyları devrilsin diyelim. Çıkalım işin içinden. Hatta mümkünse boylarını devirmeye çalışalım. Yani işin belki de esası beddua etmek değil. Hani itmezsen düşmez kuralı gereği. Onları itmeye, bu dünyada onların işgal ettiği alanları ele geçirip ağaçların yeşermesine, çocukların oynamasına, insanların daha mutlu, müreffeh bir hayat yaşamasına dolayısıyla dünyayı değiştirmeye gayret etmemiz lazım diyerek karşıladığımı sanıyorum. İkinci soruya geçiyorum. Yine alttan alıyorum. Özlü bir soruya benziyor. Bora Beyo, herkesin mutluluk kavramı farklıdır ve farklı şeylerden, farklı anlardan mutlu olurlar. Cem abi bize mutlu olduğu anlardan bir örnek verebilir mi? Verebilirim elbette. Geç baba olmuş birisi olarak kızımı gördüğüm ilk an. Hani onunla biz annesiyle ayrı yaşıyoruz. Dolayısıyla bir zaman büyük bölümünü annesiyle geçiriyor. Haftada bir gün onu okuldan alıyorum. Bir hafta perşembeden pazara kadar benimle. Onunla olduğum her an. Bunu zaten yani hayatımın mutluluk zamanlarının dışında tutuyorum. Yani o öyle tanımlanan bir şey değil. O öyle bir durum değil. Bunu atlamamak için söylüyorum. O benim mutluluk halimin içinde değil. O benim ta kendim yani. Kendimde olan şey. Mesela ağladığımda. Yani garip gelebilir. Ağlayabildiğim bir şey hala dünyada yaşar olduğumu, hala
içimin bir yanında, bir yerimde iyi bir şeyler olduğunu bana düşündürttüğü için bu beni ağlama hallerim, öfkenin de ağladığın her şeyde illa ezilmiyorsun, öfkenin de ağlattığı zamanlar oluyor. Ağladığım zamanların dışındaki, yani bittiği andaki kendime karşı duyduğum hisler bana hep iyi gelen, gülmeye göre daha iyi gelen hisler oluyor. Arkadaşlarımla bir yere oturduğumda, çöktüğümde, orada sohbet başladığında bu beni iyileştiren, iyi gelen, beni mutlu eden işler. Bir yolculuğa başlama anı bana hep iyi gelir. Bitiş anlarından, yani olay yerine intikal etmekten pek hoşlanan birisi değilim. Kontağı çevirdik, yola çıktık. O an kendimi en iyi hissettiğim anlardan biri. Bir yere gidiyorum ve arada işte arabanın içinde eş dost varsa, aile varsa sohbet ediyoruz. Müzik dinliyoruz. Dinle sevdiğimiz şeyleri birer kere daha dönüp dönüp dinliyoruz. Hüzünlü şeyler dinlediğimde, iyi çalınmış bir şeyler dinlediğimde, benim yani sanatın diğer alanlarıyla teorik olarak, donanım olarak çok güçlü değilim o konularda, resimde, heykelde. Okuduklarımı da çok okudum diyelim ki, Gomprin sanatın öyküsü okunmuş bir şey bende ama hani tabloya, resme, heykele baktığımda bende böyle bir çok hani ulvi yükselişlere neden olmuyor. Ama melodi öyle değil. Yani büyük ihtimalle beni büyüten ortam işte Samsun'dan bu yana büyüdüğümüz yer. Genellikle köylerde büyümüş birisi olarak 9-8 ve davul zurnanın daha ağır ritimleri. Hemen Samsun'da ilkokulumun etrafındaki müzisyen mahallesinden gelen sesler. Bir melodi dinlemek, bu beni mutlu eden şeyler. Yolda kendi başıma yürürken ıslık çalmadığım bir an hatırlamıyorum. Bu da etrafımdaki insanlar için çok sinir bozucu oluyor. Onu da kabul ediyorum yani. Birlikte olduğum insanlar o yanımdan çok hoşlanmıyorlar ama ben de bunun farkında olmadan yapıyorum. Bunlar benim mutluluk meselelerim. Böyle belirgin bir şey değil bu aslında. Üretilebilir bir şey değil gibi geliyor. Aşk da mutluluk da yani. İstesem mutlu olurum, istesem aşık olurum gibi bir şey değil herhalde. Belki de bütün mucizevi yanı da orada yani. Ama öyle bir geliyor, bir şey oluyor. O gidiyor sonra yani. Öyle kalmıyor da insanın üzerinde. Hani bir an bir şey hissediyorsun, eş dostla oturuyorsun, güzel. Bir de kalkınca güzel. Mesela kızımla geçtirdiğim zaman da "Aa, mutlu muyum?" diye bir soru aklıma da gelmiyor. Ontolojik bir şey, felsefe olarak kendinde şey o oluyor. Çok vardır, hiç yoktur. Hangisi olduğunu bilmiyorum doğrusunu istersen. Şimdi gülüyorsan mesela genellikle gülme mutluluğa işaret sayılıyor. İnsan siniri bozulduğunda da gül diyorlar. Gülmeyi aslında birçok yerde kullanıyoruz. Evet, evet, yani genellikle bir şeye gülmeyi mutluluk zannediliyor. Ben mesela Cem Yılmaz'a gülüyorum ama o adam mutlu muyum bilmiyorum. Gülüyorum yani. Ama mutlu muyum emin değilim yani. Güldüysem mutluyum anlamına gelmiyor diye düşünüyorum. Seni güldüren şey başka bir şey. Bazen düşünürken de insan kendini gayet iyi buluyor, mutlu buluyor. Bir hadisenin içinde taraf tutmak, evet, birinden yana olmak, hatta tedirginlik seviyesi yüksek durumlarda bile insana iyi de gelen, onu mutlu eden, iyi ki buradayım, iyi ki böyle biriyim dedirten bir şey. Bunlar böyle yani gülmece de gerektirmeyen şeyler herhalde, bilmiyorum. Size de, öyle sizlere de oluyordur. Melankolik herhalde tavır bile zaman zaman insan içerisinde mutluluğu doğurabilir yani. Mutluluk da, keder de daraltılabilir bir şey değil. Garip, içinden çıkılmaz, tuhaf bir denklem bence mutluluk. Cem abi, bu 7. programımız. Tabii ki daha önce seni ekranlarda, gazetelerde takip eden bir insan olarak bende hep şey algısı oluyordu. İtirazı var, hep bir bağırış çağırış olabiliyor ama bence çok duygusal adam diye düşünüyordum senin için. Burada tanıdıkça bende şey duygusu tamamen oluştu. Cem abi duygusal bir insan. Ama herkes öyle. En katı adam bile. Çok güzel bir film var. Departures. Nasıl güzel söyledim İngilizce değil mi? Gidişler diye. Bir uzak doğu filmi. Emin değilim, Japon olabilir. Ben çünkü hani tam hatırlamadım. Orada çok muazzam bir şey vardı. Çeşitli insan hallerinin toplamından oluşmuş, kolajlanmış bir film. Böyle mafyamatik bir karakter. Baba, karısı ölmüş. Son yolculuğuna uğurlamadan önce, toprağa vermeden önce giydiriyor ve makyaj yapıyorlar. Onu aileye, eşe dosta güzel gösteriyor. Geleneksel bir durum. Herkes çok tedirgin. Baba odaya giriyor baba. Karısını görüyor tabutun içinde ve dayanılmaz bir ağlamaya tutuluyor. Yani ne kadar güzel bir şeyi kaybettiğini, artık hayatında büyük, çok çok büyük bir eksikliğin olduğunu hissediyor ve müthiş etkileyici bir ağlama sahnesi koymuş şeyin yanında. Yani bütün sertliğin, belki tırnak içinde zalimliğin, sert biri olduğu, herkesi korkutan bir karakter olduğu aşikar. Geliyor ve
o büyük kaybının karşısındaki o yok oluşu, duygusunun içinde kayboluşu çok şey anlatıyor. Ben herkesin aslında böyle olduğunu, genellikle babalara atfedilen şeyler ya bunlar, hani serttir, geleneksel kodlar içinde büyütüldükleri için sarmaz, öpmez, kucaklamaz, her şeyi gizli yapar. Anneler daha canlı canlı hissettiren parçalarımızdır. O nedenle ben herkesin içinde duygusal bir yan olduğunu, hani her erkeğin içinde bir parça kadın, her kadının içinde bir parça erkek, erkeklerdeki o maço görüntünün hep öne konulma hali aslında bir şeyi bastırmaya uğraşma gayreti de. Halbuki sal birader kendini, başver, rahat ol ya. Hikayenin sonu belli, uzun ince bir yoldayız. Gideceğiz ve bitecek bir gece olacak ya da gündüz doğacak, bilmiyoruz yani. Erhan Çakır. Cem abi kalem tavsiye verir misin? Oo, çok güzelmiş ya. Kalem tavsiyesi verir misin? Kullanmayı sevdiğin özel bir kalem türü veya markası var mı? Evet, kullanmayı sevdiğim bir kalem markası var. Şöyle bir şey. Babam çok güzel yazı yazardı. Mobilya ustasıydı, marangozdu, doğramacıydı. Yani bunlar hep ayrı kategoriler. Doğrama başka bir şey, efendim mobilya başka bir şey. Bütün bunların büyük ustalarından biriydi. Çok güzel yazı yazardı ve hayatta iki şeye çok özenirdi. O bir tanesini söylemeyeyim. O benim sevmediğim bir alan o. Hiç sevmedim hayatım boyunca da, orada olmadım yani. Dolma kalemlerini hafta sonları masaya sererdi. Ve onları tek tek temizlerdi. Çok güzel bir imzası vardı. Daktilo gibi, çok kaligrafik bir yazıydı. O nedenle babamdan bana kalan şey dolma kalem. Büyüsüdür. Çok güzel bir şey dolma kalem. Kullandığım kalemler dolma kalemdir benim genellikle. Ben bu aralarda kullanmaktan çok hoşlandığım dolma kalem de, tükenmez kalem de Lamy. Çok hafif, çok ele uygun, çok ergonomik. Kendimi çok kullanırken iyi hissettiğim dolma kalemim. Bir de tükenmez kalem de var tabii, işte roller diyorlar. Hangi ülke üretiyor? Sanırım Alman. Yani ben hani kullanmaya başladığımda elime oturması ayakkabı gibi kalemde yani. Ben bazı kalemleri kullanamadım. Yani çok böyle üst sınıf markalı kalemler elime oturmadı. Tokluklarıyla, kavramalarıyla yazma kolaylığı sağlamadı bana. Bu aktı. Büyük kırtasiyelerde zaten bir standta önünüze gelir böyle renkleriyle. O kalemdir. Evet, bir tane daha soru çekiyorum. Steven Mandanda. Konu futbol olmayınca Cem Bey de oldukça rahat ve sakin konuşuyor. Yok, öyle değilimdir. Kendisi kabul etmese de toksik Türk futbolu Cem Bey'in asabını bozuyor biraz. Yani sadece toksik Türk futbolu değil, çok şey asabımı bozuyor. Asabi görüntülü yani zannedilen birisiyim. Öyle değilimdir. Çünkü koparırsak bir şeyi, bir ilişkiyi, bir durumu koparırsak onu sürdüremeyiz o kopardığımız alandaki insanlarla. Öyle inanırım ben. Yani her temasın iz bırakacağını Emrah Serbest'ten ödünç alalım, Behzat Ç'den. Her temasın iz bırakacağını, temas ettiğinde dönüşümün mümkün olduğunu, temas ettiğim karakterin de beni dönüştüreceğini düşünürüm. Çok düşünce olarak bir arada olmadığım insanlardan, şairlerden, yazarlardan da çok şey öğrendiğimi düşündüğüm için sadece futbolda değil, hayatın birçok alanında reaksiyoner olsam da sinirli görünüyorum demek ki. Doğrudur yani. Herkes senin için bir şey diyor, sen kendini sabretsene, sinirliyim belli ki yani. Şimdi Peter Namoski. Cem Bey merhabalar. Milli takım antrenörü Ergin Ataman'ın maç sonu yaptığı hareket hakkında ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe'nin buna karşılık milli takıma oyuncu göndermeyeceğiz mantığı sizce sorunlu mu? Ya hepimizin bir kimliği var bu dünyada. Hatta Schoenberger birçok kimliğim olduğu gibi bir sosyalistim der. Yani birçok şeyiz yani hepimiz. Şimdi elbette takım tutmadan olmuyor bu işler. Yani niye futbol konuşalım, niye basketbol konuşalım, niye spor konuşalım? Yani takım tutuyoruz. İnsan taraflı bir canlı, taraf tutuyoruz. Ben Ergin Ataman'ın da taraf tutmasını, takım tutmasını anlayabiliyorum. Anlayabiliyorum ama bunu bir öfkeye, hiddete, böyle bir hasmane bir dile evirmesini anlayamıyorum. İnsan buradan beslenme ihtiyacı duyuyor, anlamıyorum. Kaldı ki aslında eğlenceli de bir şey olmuş. Oğlu Sarp herhalde oğlunun adı. O da 5-0 demiş, babasına bir şey yapmış. Beşiktaşlı olduğunu anlıyoruz. Sarp Ataman'ınki ne kadar mizahsa, Ergin Ataman'ınki de o kadar anti mizah oluyor. Şimdi insanın kendisini ifade etme hakkı var.
Kuşkusuz ki yani takım tutma hakkı var. Bunlar insanın elinden alınamayacak şeyler. Aynı zamanda milli takım gibi bir üst kimliği temsil eden birisinin toplumsal ilişkiler, bireysel ilişkiler konusunda da dünyada biraz daha yaşantısına, hallerine dikkat etmesi. Yani içselleştirmiş olması gerekiyor. Yani bunu sporcuna böyle davranma diye öğrettiğin şeyi kendinin de yapmama gerektiği. Coşmuş olsan bile yapmaman gerektiği, belirli sınırlarda durman gerektiği konusunda zihnini, duygunu ikna etmen gerekiyor. Kesin yapmaması gereken bir şeydi. Fakat bu cezai müeyyideye tabi tutulabilecek bir şey değil. O bu durum onunla sınırlı. Devamında zaten bir özür metni yayınlamış olması sınırı aşmak, çizmeyi aşmak olarak kendi tarafından algılanmış bir şey. Büyük ihtimalle Fenerbahçe cephesinden Burak Kızılhan'ın açıklaması üzerine bu özür metni yazıldı diye düşünüyorum. Zamanlamasını bilmiyorum. Ben sosyal medya takipçisi değilim. İki tane yanlış birden oluyor. İki problem birden oluyor ve içinden çıkamıyoruz. Ona karşı bir şey yaptığımızda da işte Fenerbahçe kulübünün Ergin Ataman milli takım baş antrenörü koçu olduğu sürece oraya sporcu göndermeyeceğiz açıklaması sporcunun milli sporcu olma hakkı koçun kendisini aşırı Galatasaraylı, reaktif Galatasaraylı olarak tanımlamış haline karşı bir pozisyon alma olarak görülüyor. Bu sporcunun milli takım hakkının ihlali anlamına gelir. Onun elinden alınamaz bu. Çok hızlı kararlar veriyoruz, düşünmeden kararlar veriyoruz ve ciddi zararlar görüyoruz. Şimdi bunlar çocukların haklarını, sporcuların haklarını elinden almayı da içerir. Oysa ki Fenerbahçe Kulübü sporcularını göndermek yerine kendisini ifade edecek daha güçlü bir tutum takınabilirdi. Bu güçlü bir tutum değil. Belki Fenerbahçeli basketbolcu arkadaşlarımız, sporcu arkadaşlarımız milli takımın hedefe ulaşmasındaki en kritik önemdeki karakterler. Ve bizim bu tüm tutumunu, tarzını beğenmesek bile, diyelim ki EuroLeague şampiyonu bir teknik direktör, koç olarak Ergin Ataman'ın yapabileceklerini tüm bağlamları bir araya getirip bir şey şemsiye altında toplamak yerine bunu ayrıştırarak, protesto etme hakkını, karşı çıkma hakkını kullanarak yapmak bence daha doğruydu. Yani burada iki tane yanlışla karşı karşıyayız. Bir Ergin Ataman'ın kendi amacını aşan, muradını aşan tutumu. Yani tartışılır bir yanı yok. Gereği yok çünkü bunun. Yani bu seviye için anlamsızdır bu. Ya çünkü çok ergen tavırları. Yani insan galibiyeti içinde yaşar. Bunun ters örneği Okan Buruk. Maçtan sonra hemen soyunma odasına girdim. Sevinmeye abartmayalım dedi. Mesela bu da aslında bir mahalle baskısı. Şimdi sevin ama abartma. Oradaki ayraç da şu. Sevinmek ama abartmadan. Mağlubu. Yenilmiş olanı mağdur etmeden sevinmek. Orada ama bence bu şahsi fikrim Okan Buruk'un 3 ay önce abarttığı için de bu hassasiyetini gösterdi. En azından bir gözden geçirmiş. Evet. Böyle yani 3 okuyalım. Ay önce ben bir abarttım, yanlış yaptım. Bunun için de tamam, gözden geçirmiş. Diledi. Bundan sonrasını takip edersin başka bir şey. Aynı durum bak. Okan Buruk Fenerbahçe maçı bu tutum nasıl bize iyi geliyorsa Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe Galatasaray bandında da Fenerbahçelileri rahatsız eden ajite tavırların olduğunu da unutmayalım. Mert Hakan Yandaş bu konudaki şu anda mevcutlar içindeki geçmişte bu Emre Belözoğlu oluyordu, Volkan Demirel oluyordu. Yani böyle ajite karakterler var. O takımın mesela beni orada rahatsız eden karakterlerden biri sevinmesine asla bir şey demiyorum ama Mauro Icardi'nin oynamadığı maçta hani birden meseleyi bir Fenerbahçe karşıtı gösteri gibi algılanabilecek işlere kalkışıyor olması, soyunma odasına gitmek isteyeni Mustera'nın yoldan çevirip gel buraya hep birlikte sevineceğiz. Bunu birlik beraberlik ülküsü altında formüle ediyoruz ya. Bütün bunların her biri tek başına doğru olmayan şeyler. Yani kişilerin sevinme hakları, sevinmesinin ölçüsünü belirleme hakları, abartanın elbette ki kınanması, protesto edilmesi de karşı taraf tarafından saklı kalarak bir bağlam içerisinde, bu bütünlük içinde düşünmek gerekir. Neredeyse bu durumlarda haklı kimse olmuyor ya. Çok tuhaf bir şey. Yani rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözüydü ki dünya görüşü, dünya yaklaşım olarak hiç aynı yerde olmadığımız bir devlet büyüğüydü. Haklı olmak kadar haklı kalmak da önemlidir demişti. Yani bazen haklı oluyoruz ama haklı kalamıyoruz. O anda haklıyız. Ama bir adım atıyoruz, haklılığımız buharlaşıyor gidiyor. Asıl olan belki de haklı kalmaktan daha fazlası, daha doğrusu haklı kalma tutarlılığını gösterebilmektir. Ya Cem abi zaten en büyük sorunlarımızdan birisi bence şu.
A kişisi hata yaptı ama diyor ki B kişisi de yapmıştı. Tabii. Siz öyle... Olumsuz emsal üzerinden, evet, olumsuzluğu yeniden sürekli üretmek. Sürekli birisinin hatasını, yaptığın hatayı öbürünün hatasıyla kıyaslama gibi bir sorunun içindeyiz. Yani, evet, yani çıkılmaz bir döngü. Bu şey işte. Yani tribünde aşırı sevinmek, abartılı sevinmek elbette ki rahatsız edici bir şey. Ancak sevinmek değil. Yani oyuncular seviniyorlar. Taraftarlarını alkışlıyorlar, birbirlerini kucaklıyorlar, birbirlerini kutluyorlar. Bu sevinmeye dair bir şey. Ve bu da İnsanların bir bölümünün provoke edilebileceği kaygısıyla hemen içeri toplanıyor insanlar. De geçin içeriye diyorlar. Okan Buruk da diyor ki içeride sevindik soyunma odasında. Ama onunla sınırlı kalmıyor. İmzalı forma bıraktı haberlerini okuyoruz. Duvara bir şeyler yazıldığını. Yani sevinç, yani birinin üzüntüsüne rağmen yapılıyor. Oysa ki sevinmek bir ana ait bir şey. Sevindim bitti. Evet. Bir diğer sorumuza gelmiş bulunuyoruz. Umut Kızıldağ olsa gerek. KZLDG, Kızıldağ diye anlıyorum. Kızıldalga olmaz herhalde, değil mi? Kızıldağ. Evet. Kızıldağ uygun. Cem abi ya, selamlar. Ben sizi son dönemde düzenli izlemeye başlamış biriyim. Toplum olarak çok kutuplaştığımız bir dönem yaşadığımızı düşünüyorum. Buna karşı biri olarak kendimi aksi görüşlere daha çok kıymet vermeye başladım. İlginç şekilde sizin futbol dışı yorumlarınıza çoğunlukla katılırken sağ içi yorumlarında sizden sıkça ayrışıyorum. Beni en mutlu eden husus ise katılsam da katılmasam da sizden bir şeyler aldığıma inanıyorum. Sizin böyle bir durumunuz var mı? Fikirlerine çok muhalif olup keyifle takip ettiğiniz isimler kimlerdir acaba? Şimdi ben tarihi bu hani kutuplaşma meselesinden başlayayım Umut. Ben senden belli ki abi dediğine göre epey büyüğüm. Ben kutuplaşmamış bir Türkiye hatırlamıyorum. Öyle bir Türkiye'de hiç yaşamadım ben yani. Yani ben başka mahalleye gidemeyen çocuğum. Öteki sokağa gidemeyen çocuğum. Yani bırak düşünsel olarak birbirimizden ayrılmayı, farklı şeyler düşünmeyi. Fiziki olarak diğer alana gidemeyen çocuğum. Samsun'da doğdum, büyüdüm. Samsun'un merkez mahallesinde, yani köyden indikten sonra hep orada doğdum, büyüdüm. Biz yüzmeye uzun yıllar kumsala gidemedik Samsun'un sahiline. Zorun da oraya gitmek bizim mahallede olanlar için. Biz Mendire'ye giderdik. Mendire'nin arka tarafında yüzerdik. O yüzden fena yüzmem. Yani öyle bir faydası oldu. Açık denizde yüze yüze uzun yüzmeler, derinlerde yüzmeler, açılmalar, birkaç saat yüzmeler. Yani suya girdik mi 2-3 saat hani gözden kaybolacak kadar uzaklara gitmişizdir. Rakibi hasım haline getirmedikten sonra, rakibin kaldığı sürece bir sorun olmuyor. Ama kapitalizm öyle bir sistem ki bu ayrışmadan besleniyor zaten. Kendini beslediği yer, büyüttüğü yer bu kutuplaşma diye tanımladığımız şeyler. Yani sizin tanımladığınız. Ben pek kutuplaşma gibi tarif etmem bunu. Sınıfsal bir şey çünkü bu aynı zamanda. Çalışan geniş sınıflarla, çalışamayan geniş sınıflarla, ki onlar aynı kategorideler. Bir çalışan büyük sınıflar var, bir de çalışamayan büyük sınıflar var. Dar olanların bunları yönetme biçimi. Dolayısıyla o kutuplaşma halleri, cepheleşme halleri, hani Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası için öyle deniyor. Yurdumuz cephe sistemleri altına girdi deniyordu işte meteoroloji dili. Bu cepheler, cephe sistemleri tarih olduğundan beri vardır. Yani bize özgü, döneme özgü bir şey değil bu. Bir yandan ilginç bir şekilde futbol yorumlarımıza, çoğu futbol dışı yorumlarımıza katılırken sağ içi yorumlarımıza da sizden, benden sıkça ayrışıyorsunuz. Peki, olabilir. Çünkü futbolu aynı düşünmüyoruz belli ki. Sizin şöyle bir durumunuz var mı? Fikirlerine çok muhalif olup keyifle takip ettiğiniz isimler var mı? Bağlam futbolsa ben az insan takip ediyorum. Mesela Koray Durkal. Ya takip ettiğim bir yazar arkadaşım. Uğur Meleke. Takip ediyorum, okuyorum yani. Çoğunlukla katılmadığım şeyler söylüyor Uğur. Ben katılmıyorum o anlayışa ama takip ediyorum. Besleniyorum. Öğreniyorum, karşı çıkıyorum. Güntekin Onay, futbol bağlamında söylüyorum. Biraz önce söyledim yani ben birçok şairle de aynı dünya görüşünü, aynı hayat anlayışını, aynı gelecek özlemini taşımıyorum yani. Ama benim gibi olup yani onu öyle düşünmeyip onlardan beslenen çok insan olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bu dünyada aynı şeyleri düşünmeye gerek yok. Yani ben Abdurrahim Karakoç'la büyük ihtimalle aynı şeyleri düşünmüyorum. Aynı hayat özlemi içinde değilim ama benim lambamda da titreyen alev üşüyor. Mesela ben böyle ulvi bir sözü yazan birisiyle hasım olmam yani.
Sadece ayrı şeyler düşünüyoruzdur. Aynı hayatlar, ayrı hayatları, ayrı gelecekleri düşünürüzdür ama benim hasmım değildir. Benden gayri düşünendir, benden farklı düşünendir diye bakarım. Mesela kıskanmam bu sözü ben. Ben niye yazamadım diye. Yazmışsa hürmet ederim. Çok kıymetli bir şeydir yani bu. Ve birçok bunu birçok yazara dağıtabilirsiniz. Biz büyürken şöyle bir şey oldu. Birkaç isim saydım ama hayatımda mesela birçok insanı da gerçekten okumadım yani. Yani futbol konusunda da hayattaki adını biliyorum ama ne dediğine dair hiçbir fikrim olmuyor. Çünkü bir şeyini okuduğumda artık tamam o bizden, o benim yoluna gireceğim, benim temas edeceğim bir şey birisi değil diyorum. Ve o artık hayatımda alan işgal etmiyor. Bu da bir tuhaf bir hafiflemeye, başka alanlara yoğunlaşmaya, başka benim gibi düşünmese de daha derinlikli düşünebilen, derinlikli olduğunu düşündüğüm işlere beni yöneltiyor. Evet, sondan birincisi sona kaldı. Clark Musret, Clark Çekmek değil mi? Clark Gable'dan gelen Clark Çekmek diye bir şey var. Şöyle yandan bakarak kasiteden. MF'de. Evet. Clark Musret belli ki arkadaşımızın şeyi de hani bakışları izleyici. Ah şimdi ben vallahi bunu söyleyecektim. Cem Dizdar Evin Siyoran hakkında ne düşünüyor? Vallahi diyecektim deminki soruya istinaden okuduğum ve yolumu ayırdığım yazarlardan biridir Evin Siyoran. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Biz tabii yani İngilizce eğitimli olduğumuz için Cioran'ı belki yani nasıl şeyle okunuyordur, K'la okunur mu? Evin Siyoran hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle intihar fikri olmasaydı kendimi çoktan öldürmüş olurdum söylemek için ne der? İntihar fikri her zaman özgürlük fikrine dayalı mıdır? Katiyen değildir. Katiyen bence değildir yani. Durkheim'in intiharın psikodinamiklerinde de bir miktar üzerinden geçtiği ve hatırımda kaldığı kadarıyla böyle özgürlükte mezgürlükte bir ilgisi yoktur bu işlerin. Bazı intiharlar anlamlıdır. Walter Benjamin, Stefan Zweig gibi. Hani dünyanın çaresizliğine dayanamamak, dünyanın zalimliğine şahit olmamak. Ancak tabii şöyle bu ikinci büyük savaştan sonra artık şiir yazılamaz gibi Adorno'nun böyle hani büyük anlamlar yüklediğiz. Kendi zamanına bazı düşünürler çok büyük anlamlar yüklüyorlar. Yaşadıkları ızdıraplara, tanık oldukları muazzam acılara dayanamıyorlar belli ki. Ben biraz okuyayım dedim. Böyle daha doğrusu önce şöyle oldu. Siyoran okumalarım. Kitap ekleri okuyorum ben. Yani hemen hemen eskiden daha çoktu. Şimdi Cumhuriyet'te ara ara Milliyet'te oluyor. Bazen Hürriyet'te denk geliyorum. Kitap eklerinde üzerine okuduğum ve orada okurken böyle kendime çok yakın bulduğum yazarların yazar hakkındaki muazzam şeyleri, muazzam anlatısı beni etkiliyor. Aldım okudum. Hatta set tamamen duruyordur bende yani. Bir iki kitap okuduktan sonra yani kendime fevkalade uzak buldum yazarı. Fevkalade uzak buldum. Ve bazen böyle olur. Okurken yorulursun ya. Yani şey hani okuma yorgunluğu değildir. Düşünsel olarak yoruldum ben yani. Çöktüm yani. Bu hayırlı bir şey de olabilir okurlar için. Kimisi için okulu. Ama hocam şey demişti hocalarımdan biri. Ya bir kitaba başladın, bir 30-40 sayfa ilerledin. Yürümüyor mu? Bırak. Bitirme ile alakalı bir şey var. Bu sosyal medyada da çok konuşuluyor. Yani kitaba başladım akmıyor ama bitirmek için kendimi zorluyorum. Hiç katılmadığım bir şey. Evet, aynen aynen. Bırak ya. O şey değil yani. Okunacak onlarca şey var. Ben de hani işte buradaki şeyi önerme üzerinden ilerleyeyim. İntihar fikri olmasaydı kendimi çoktan öldürmüş olurdum gibi böyle aforizmatik yaklaşımlar pek bana göre değil. Ya derinliği var. Kuşkusuz ki sağlam temelleri oturtuyor. Uzun uza diyor, yazıyor ve bunu temellendiriyordur düşünür, yazar. Bilmem filozof diye kabul edilmiyor. Filozof yani, diyenler de vardı. Ama hani daha çok düşünür diye düşünür. Değil mi? Hani Spinoza'da bile düşünür mü, filozof mu tartışması yapılıyor. Yani benim çok kendimi yakın bulduğum, okuduğumda ufkumun açıldığı bir yazar değil. Böyle kitap eklerinden bulduğum bir Murat Belge yazısından sonra bir Murat Belge yazısı okumuştum. Gerçekten hani adını dahi duymamıştım. Ama ne zaman okudum bilmiyorum bu yazıları yani bir 15 yıl olabilir. Andrei Platonov, hani Sovyet devriminin arkasında büyük bir yazar olarak gelen, sonra gözden çıkarılan yazar. Ama bilmiyordum ben.
aldım Murat Belge'nin tanıtım yazısından sonra kitabı. Yani herhalde son zamanlarda, son 15 yılımda kitap öner bize dediklerinde bütün setini önerdiğim. Bazıları can örneğin çok şey, yani çok can sıkıcı gelebilir okuyana. Hepsi değil ama bazılarının akışı, kısa öyküleri, mesela Muhteşem Vahşi Dünya çok insan bana iyi gelen, dönüş bana çok iyi gelen ki biliyorsunuz Menekşeli Vadi'den Vesikalı Yarim yapılmıştır. Vesikalı Yarim film Sait Faik'in Kızılcık bir öyküsünden yapılmıştır. Sefa Önal tarafından yazılmıştır. Ben de o dönüşün aslında belki de vardır bilmiyorum yani. Rusya sinemasına o kadar hakim birisi ve uzun zamandır çok film izlemediğim için belki yapılmıştır. Çok hani okuduğumda bana muazzam bir kayıp, kalbi kırık aşk hikayesi. Ya çaresizliğin, savaş zamanlarının, yani anlatamıyorum ya, o kadar etkilemişti ki hikayeleri beni, şeyin yazarın hikayeleri. Yani onların yanında ben mesela demin dedin ya, hani ya bitirmem lazım. Mesela Sioran bitirmeye çalışırken şeyi kaybedebilirdim. Andrei Platonov'u. Büyük ihtimalle okurken bir sürü insan da Platonov hoşuna gitmeyecektir. Daha derinlikli olarak burayı bulacaktır. Yani bu söylediğim şeyler tamamen subjektif, benle ilgili şeyler. O nedenle Clark Nusret'in Sioran'dan ayrılmamasını da dileyerek yani vara baktım, kararım böyle olduğuna karar verdim. Yani tamamen görüntü üzerinden analiz yapıyorum. Çünkü gerçekten tamamlayamadım ben. Çok biraz da zorladım da kendimi. Sonra Hasan Hüseyin'in dediği gibi yani baktım ki zorlamak fayda etmiyor, bıraktım. Cem abi selamlar. Bir tans. Bir tanlar mı anlamında bu bir tans? Herhalde. Bir tan, birçok bir tan gibi herhalde. Cem abi selamlar. Cem Yılmaz'ın mizahı hakkında ne düşünüyor? En güldüğü komedyen kim? Kendine yakın bulduğu mizahçılar var mı? Ayrıca gülmek devrimci bir eylem midir? Öyledir. Yani sondan başlayalım. Devrimci bir eylemdir. Ama yani her gülenin devrimci olması gerekmez. Her güllenden de devrimci olmaz. Yani öyle de değildir. Yani dünyaya insanı bağlar gülmek. Bu açık yani. Ama ağlamak da bağlar. Yani karşıtının yanlış olduğu şeyi çıkmasın, savı çıkmasın yani. Keder de bağlar insanı. Hani Müslüm Gürses şarkısındaki gibi. Hani bizi bu fark yaraları öldürür der şarkı bir yerinde yani. Ama oradaki mesele öldürür, hani bizi mahvetmiyor. Bir fark var dünyada, insanlar arasında bir fark var. Şu farkı ortadan kaldıralım da der yani. Bizi bu fark yaraları, bizi bu dost yaraları öldürür der şarkı. O yüzden yani her insani eylem anlamını kendi içinde bulur. Gülmek devrimciyse ağlamak da devrimci olabilir yani. Gülmek aynı zamanda karşı devrimci bir eylem de olabilir. Nerede kullandığına, kimin kullandığına bağlı olarak. Mesela kötü adamlar Türk sinemasında diye falan gülerler. Kötü bir şey yaptıklarında da değil mi? Evet. Dağda eşkıyadır, kadını kaçırmıştır, köylü kocaman elinde bir but vardır falan. Ya da işte bir üzüm salkımı, ama böyle bir takım sembolleri var ya sinemanın. Kahkahalar atar. Battal Gazi'yi ele geçirmiştir. Gülmektedir. Hani pek devrimci bir eylem gibi durmaz orada. Aynı şekilde çizgi film vardır bir tane. Kötü Köpek Motli vardır. O da mesela kıs 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 güler mesela. Kötülük yaptığında, kötülük başarı geldiğinde iyilik kaybeder. Yani diye böyle. Gülmek kendi başına hani evet eyvallah böyle anlaşılabilir ama tersi de vardır. Dolayısıyla gülmenin tersinin de yanlış olduğu, anti devrimci olduğu, karşı devrimci olduğu söylenemez. Yani böyle fazla sloganlara kendimizi hapsetmeden yaşayalım gitsin. Yani bildiklerimiz, yani tanımlamaya çalıştıklarımızdan çok daha fazla şeyler oluyor bazen. Yani bir şeyi tanımlıyoruz, tanımlamaya gel aslında hapsediyoruz fark etmeden. Bir sıkıntı doğuruyor. Cem Yılmaz mizahı hakkında ne düşünüyor? Çok eğleniyorum, çok gülüyorum, çok zeki buluyorum. Çok zekice bence. Sineması da öyle. Sahnesi de öyle. İyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Farklı farklı karakterleri de canlandırma konusunda iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. En kederli yerde bile gülmece üreten o anlayışını çok beğeniyorum. Çok dönüp dönüp izliyorum. Ben dönüp izliyorum yani. Filmlerini mi, sahnesini mi? Sahnesini de filmlerinde. Birçok filmini izlemişimdir. Favori filmin? Pek yakında ne kadar izledim bilmiyorum. Hokkabaz'ı da çok izlemişimdir. Hangisi favorin peki? Bir tanesi. Öyle favorim yok benim. Ben öyle bir numara, iki numara diye dünyayı dikey algılayan biri değilim. Mesela çocuğumla en çok Gora'da gülmüşüzdür.
Tabii çok güldük Kora'da da. Arok'ta da çok gülmüşüzdür. Pek yakındadaki birçok sahne hala gözümüzün önündedir ve birbirimize oradan aldıklarımızla yani biliriz, eğleniriz, o kullanırız. En çok güldüğünüz komedyen kim? Vallahi çoğuna gülüyorum. Mesela çok beğendiğim, hani komedyen değil bence Yılmaz Erdoğan. Yani sadece komedyen ben değil. Ama aklımızda öyle diye söylüyorum. Mesela çok beğendiğim filmi benim Neşeli Hayat'tır. Çok beğenirim yani. Çok derinlikli bulurum o filmi. Bilmem, benim böyle büyük sinema analizi yapacak donanımım yok ama biraz çok derinlikli bir film. Beğendiğim pek yakında Hokkabaz, Her Şey Çok Güzel Olacak ve Neşeli Hayat biraz birbirine benzeyen, evet, yani, dram komedi. Evet yani şöyle bir... Ya ben mesela Neşeli Hayat'taki insanları tanıyorum. Tanıyorum yani. Mahallemden tanıyorum. Yanlarında büyüdüm. Izdıraplarını, küçük hesaplarını biliyorum yani. Çaresizliklerini, kederlerini, katlanmak zorunda olduğu şeyleri. Ya biliyorum, görüyorum. Yani bunlar hep hayattan süzülmüş şeyler. Vizonteleler keza öyle ama mesela ben onu bilmiyorum, vizonteleleri. Yani bir coğrafi olarak bilmiyorum. O mizahı bilmiyorum coğrafi olarak. Ekşi Elmalar mesela, bilmiyorum ben o mizahı. Ama diğerini, yani gecekondu hayatını, yoksulluğu, minibüsü, dolandırılma hallerini, yırtma umudunu ve bunun çok iyi işlendiğini düşünüyorum o filmde. Tüm karakterleriyle. Ben mesela bazı filmleri öyle düşünürüm. Sonra aynı film bir daha çekilse, oyunculuklarla, olanaklarla. Onun için Rebetiko hep iyi örneğimdir. Rebetiko birebir aynı çekseler, bugünkü sinema olanaklarıyla, İşte kostümlemelerle, oyunculuklarla diye hep düşünmüşümdür. Ayrımı yapmadan söylüyorum bunları. Düşünmüşümdür derken bunun daha iyisini çekilemeyeceğini mi, yoksa şu an daha iyisi mi çekilir? Ne olacağını merak ederim. Ha, sonucunu bilmeden yani, ne olacağını. Evet, ne olacağını merak ederim. Hı. Bazen çeki yapılamıyor. Tekrarı olmuyor diyelim. Bugün o noktaya koyalım. Katılım için çok teşekkür ederim. Daha böyle hani Sioran benzeri gıcıklayan, böyle hani biraz ajite eden, biraz tersi düşürmeye çalışan sorular olsun. Mesela katılmadığınızda futbol, hani bir soru vardı. Futboldaki görüşlerine katılmıyorum. Onun ne olduğunu sahicilikle merak ediyorum. Yani hangi anlattığıma niçin katılmıyorsunuz da yazarsanız, hem bu vesileyle işin içine futbolu da, edebiyatı da alarak tartışabiliriz. Burada bir şeyler söyledim. Söylediğim arkadaşlar onun antitezini, onun kendilerince benim doğru bulmadığım, kendi doğru bulduklarını da bir dahaki programlara dağıtarak tartışalım. Bence güzel oluyor. Teşekkür ederim hepinize katılım için. Cem abi, ağzına sağlık. Biz de teşekkür ederiz.